Merhaba. Bugün size kahve öğütücüden bahsetmek istiyorum. Şimdi illa taze kahve seviyorum. Hani kahve düşkünleri için. Dışarıdan al, ben çekirdek alayım. Aa, bir de internette şey okudum. O aldığınız öğütülmüş kahvelerin içinde hamam böceği var falan diye yazıyor. Yani onlara ben çok internette okuduklarıma çok itibar etmem. Ama illaki bazı şeyler varmıştır ama ondan değil. Ben taze kahveyi sevdiğim için. Gene de sağlığım, hijyenim falan diyorsanız böyle bir şeyi tavsiye ederim. Şimdi çekirdek kahve alıyorsunuz. Bu çekirdek kahveyi ben bunda sadece kahve çekiyorum. Çünkü bu alet yıkanmıyor. Şunu yıkayabilirsiniz. Bunu ben şimdi denemek için çektiğim için böyle biraz tozdu. Bunu yıkarsınız da bunu bir bezle veya fırçayla içini temizlemeniz gerekiyor. Bu kalıntılar kalıyor. Çok buna su koyamıyorsunuz. Karabiber çekseniz onun kokusu siniyor. İkisi bir arada bence olmaz ama denemek isterseniz bir şey diyemeyeceğim. Evet, başlayacağım ama önce bir daha tekrarlayayım. Bunu sakın suyun altına sokmayın. Elektrik var biliyorsunuz içinde. Islakla değil, kuru bezle veya fırçayla temizleyin diyorlar. Zaten tek şeyle kullandığınız için yani bence çok sorun değil ama çok titizlere bir şey diyemeyeceğim. Şimdi şöyle, burada tavsiye edilen 10 gram kahveyi 20 saniyede çekin diyorlar. Ben size onu göstereyim, çektim. Evet, şimdi 10 gram ölçelim bakalım. Darasını alayım. İçine çekirdekleri boşaltayım. Tam 10 gram, kaldırıp gösteremeyeceğim. Umarım görüyorsunuzdur. Tamam. Şimdi bunları çek. Evet, içine boşaltıyorum. Kapağını kapatıyorum. Fişe takıyorsunuz, unutmayın. Ve başlıyorum. Şöyle anlatayım. Bu 10 gram az olduğu için çok bir şey yapmak gerekmiyor. Ama ben arada hafif sallıyorum çünkü kenarlar. Açayım ha. Şöyle kenarları yapışıyor kahveler diyeyim. Onların ortaya gelip onların da iyice öğütülmesi için arada sallıyorum. Ama bu kadar az 10 gram koyarsanız çok fazla ihtiyaç olmuyor. Birazdan onu da göstereyim. Bunu şeyinde söylenen göstereyim. Şöyle gördüğünüz gibi şurada 10 gramını 20 saniye diyor. Espresso yapmak istiyorsanız da 16 gramını 2 bardak için, 2 fincan için 10 saniye diyor. Göstereyim yaptığımı. Şu Türk kahvesi yapıyorum. Türk kahvesi için yapıyorum ben. 10 gramı 20 saniye yaptım. Bayağı bir, yani nasıl göstereceğim? Elleyince ben anlıyorum da. Böyle şey, kalın çekilmiş. Bu da dışarıdan aldığım bir Türk kahvesi. Biraz daha ince çekilmiş. Ben bu şeyi 10 gramı 1 dakika boyunca çektim. Tam kıvamında oldu. Yani 10 gramsa 10 gram ne kadar yaptıydı? İşte şu fincanın dibini yarısına gelmediydi. 20 saniye kesinlikle olmaz. Çok kalın oldu. 60 saniye çekiyorum 1 dakika kadar. 10 gram için mükemmel oluyor. Biraz da içini doldurup yapayım. Bir de öyle göstereyim. O zaman daha çok uzun süre yapmak gerekiyor. Çalıştırmak gerekiyor. Bir de şeyi söyleyecektim. Ha, arka arkaya 3 kere çalıştırdığınız zaman 60 dakika dinlendirmeye bırakmanız lazım. Zaten çok ısınıyor. Aralıklarla, yani biraz çekiyorum kahveyi. Eğer çok çekeceksem 100 gram kadar, yani günlük çekeceksem hemen bir seferlik çekip içebilirsiniz ama biraz biriktireyim, her gün uğraşmayayım diyorsanız ısındıktan sonra bir kere çekiyorum, bırakıyorum 15-20 dakika. Çünkü ben uzun çekiyorum, 60 saniye kadar çekiyorum. Ondan sonra işte bırakıyorum, bakıyorum soğumuş, tekrar bir daha çekiyorum. O şekilde. Biraz eziyetli, yani eziyetsiz de bir şey yok aslında. Yani çekilmiş halini göstermedim. Çünkü daha önce şöyle göstermiştim gördüğünüz gibi. 1 dakika boyunca çektiğimi. Böyle ufak ufak uğraşmayayım diyorsanız daha uzun süre çekmeniz gerekiyor. Onu şey, ayarını şey yapabilirsiniz. İşte
60 olmuyor. Çok fazla koyunca daha fazla çekmeniz gerekiyor. Yani açıyorum, kontrol ediyorum. Böyle elime çok fazla iri tane gelmiyorsa tamamdır diyorum. Ben normalde şurada metal kısım var. O metali kapatacak kadar dolduruyorum. Bazen hatta biraz daha şöyle, çok değil. İşte bu şekilde. Bunu şöyle yapıyorsunuz. Bunu biraz çekeyim ben. Şöyle 25-30 saniye kadar çektim ben bunu. Bayağı bir öğüttü. Ama kenarları kalkıyor. Bunların da tekrar öğütücü kısma gelmesi için şöyle hafifçe durduruyorum. Vuruyorum ve çekmeye devam ediyorum. 10-15 saniyede bir bu vurma işlemini yapın. Yoksa dediğim gibi kenarlarda az çekilmişler. Alt kısımda zaten çok çekilmiş olarak göstereceğim şimdi kalıyor. En azından biraz daha homojen olmasını sağlamaya çalışıyorum. Yapa yapa insan bir müddet sonra zamanlama tutmaya gerek kalmadan kafasına göre, yani içgüdüsel olarak iç saatiniz, biyolojik saatiniz sizi uyarıyor. Kahve olduğu zaman bakın şöyle bir ses geliyor. Zaten artık çekmiyor. Bunu eğer vurmadan açarsanız böyle olur. Bu sefer çok olmadı ama bazen buralara düşüyor. Düştüğü için de altına göstermek için tabak koydum. O yüzden çekme işlemi bitince şöyle kenarlara vurup kenarlardaki kahveleri ortaya gelmesini sağlıyorum. Şimdi bunu boşaltayım size ben. Çekilmiş kahvenin şöyle bu şekilde gayet güzel oldu. Bunu boşalttığım zaman şöyle boşaltıyorsunuz. Bakın altta görüyor musunuz? Bunlar çok ince çekilmişler. O şekilde kalıyor. Hepsini aynı bu şekilde çektirmeyi sağlayamadım maalesef. Bunu da şöyle göstereyim. Bir yapışıyor çünkü. Bunun kıvamı çok güzel. Ama işte mümkün olduğu kadar o kadar oluyor. Bunu da böyle bir kaşık yardımıyla yerinden oynatıp, çünkü kalıp gibi gördüğünüz üzere, bunları bu şekilde yapmazsanız çıkmıyorlar. Bu şekilde boşaltıyorum. Kahveyi içiyorsunuz. Tartıyla gramla uğraşmak istemeyenler için dediğim gibi şuradaki metal kısma kadar kahve doldurursanız yeterli olacaktır. Hatta 10 gram olmasını istiyorsanız daha az koyacaksınız. Ben biraz fazla koyuyorum. Onun kaç gram olduğunu da ölçeyim de size. Evet, bu kadar kahve, buraya kadar gelen kahve 24 gram aşağı yukarı. Dediğim gibi saniyeleri sayarsanız veya zamanlayıcı tutarsanız da işte yani 120 ya da 100 saniye kadar. Ama durdurup durdurup vurmayı unutmayın ki sadece boşluğu öğütmeye çalışmasın. Yani çok mu gerekli değil ama bir kahve keyfim var. Onu da taze taze içmek istiyorum. Güvenerek içmek istiyorum. Sevdiğim markanın sevdiğim çekirdeklerinden kullanmak istiyorum diyenler için bu bir alternatif. Bol köpüklü kahveler. Görüşmek üzere.